Evin manzarasını gösterelim. Şöyle kalkıyorsunuz, sabah uyanıyorsunuz. Bir pencereyi açayım, bir bakayım diyorsunuz. Karşılaştığınız manzara şu. Turkuaz renkli koylarıyla bugünlerde İzmir'in en popüler köylerinden biri olan Bademli Köyü, 1973 yılında çok popüler olan bir filme ev sahipliği yapmış. Sanırız hangi film olduğunu hepiniz anlamışsınızdır. Gülşen Bubikol ve Kadir İnanır'ın başrollerini oynadığı Yaban filmi için yapımcılar bakir bir koy arayışına girmişler. Uzun araştırmalar sonucunda o zamanlar kimsenin bilmediği İzmir'in Bademli Köyü'ndeki Garip Adası'nı bulmuşlar. Böylelikle Garip Adası, bırakın İzmirlileri, Bademli'de yaşayan köylüler tarafından bile doğru dürüst bilinmezken Türkiye'nin en ünlü iki sinema sanatçısına film seti olmuş. Biz de bugün bu filmin çekildiği koya gidip sizinle birlikte keşif yapalım dedik. Hadi gelin birlikte filmdeki o balıkçı kulübesini bulalım. Çınar'ı İsmet Kaptan'la bıraktık. Biraz şöyle çekim için adayı dolaşalım dedik. Bu arada küçük tekniği kullanmayı öğrenmiş olabilir Çınar biz burayı gezerken. Buraya gelince insan aklına kaçınılmaz olarak Kenan Doğulu şarkısı geliyor. Issız bir adaya düşsen. Issız ada gibi. Yerler kum. Çok güzel böyle beyaz bir kum. Ama böyle yosunumvari şeyler var yerde. Yani yosun gibi şeyler var. Arada onlar ayağınıza batabilir. Ama genelde kum. Çok güzel. Adanın bu tarafına hiç gelmemiştik. Bu tarafta ne kadar tatlıymış böyle. Şu arkamızdaki gözükene acaba ben çok merak ettim biliyor musun? Kim kalıyor? Ev mi orası? Bilmiyorum ki. Daha sonra muhabbet esnasında İsmet Kaptan bize burasının Yaban filminin çekildiği kulübe olduğunu söyleyince çok şaşırdık. Burası ev gibi duruyor. Sanki birine ait minik bir ev gibi. Ay hamağı da var arkasında. Bir tane de çadır var. Aslında çadır yapmak yasak yazıyordu. Ama eve ait olabilir. Arkada zeytin ağaçları var. Çok güzel. Ama daha ileriye gidemiyorum çünkü özel mülk. Güzelmiş ya burada. Şu manzaraya karşı bu ev. Keşke bizim olsaydı. Çok güzelmiş. Evin manzarasını gösterelim. Şöyle kalkıyorsunuz. Sabah uyanıyorsunuz. Bir pencereyi açayım bir bakayım diyorsunuz. Karşılaştığınız manzara şu. Harika değil mi? Bence de çok güzel. Merhaba. Gelelim Yaban filmine. Filmi hatırlamayanlar için kısaca hatırlatalım. Film, zengin züppi arkadaşlarıyla tatil yapmak için adaya tatile gelen sosyetik bir kızla sünger avcılığı yaparak geçinen bir adamın, yani iki zıt kutbun aşk hikayesini anlatıyor. İçinizde filmin burada çekildiğine inanmayanlar varsa onlar için kanıtımız da hazır. Bakın, Bademli açıklarındaki dünyanın en küçük ada kilisesi olan Aya Nikola Kilisesi Yaban filminde de çok net gözüküyor. Günümüzde sadece kalıntılarının görülebildiği kilise adını Ortodoks inancına göre denizcileri koruyan bir aziz olan Aya Nikola'dan alıyor. Kilise Bademli sahilinden çıplak gözle de görülebiliyor. Filmin başrol oyuncularından Kadir İnanır, 2009 yılında verdiği bir röportajda dinlenmek için geldiği İzmir'in Dikili ilçesinde 1973 yılında Gülşen Bubikoğlu ile başrolleri paylaştığı Yaban filminin çekildiği Garip Adası'nı ziyaret ettiğini söyledi. Adaya ayak bastığı anda nefesinin tutulduğunu ifade eden İnanır, "İnsanın bir anda 37 yıl geriye gitmesi çok farklı bir duygu," dedi.
Yaban filminde görev alan isimlerin çoğunun yaşamını yitirdiğini ifade eden İnanır şöyle konuştu. Benim aklımda kalan detaylarıyla ada hakikaten garip bir adaydı. Bitki dokusu çok azdı, kumsalı fazlaydı. Küçük bir kulübesi olan terk edilmiş bir adaydı. Halen de öyle. 37 yıl sonra tekrar gittiğimde ağaçların büyüdüğünü, kumsal alanın azaldığını, kulübenin büyüdüğünü, coğrafi dokunun olumlu ve olumsuz anlamda müthiş bir erozyona uğradığını gördüm. O zaman 23 yaşında bir gençken yaşadıklarımla şimdiki yaşım arasında o duygu yoğunluğu içinde müthiş bir şaşkınlık yaşadım. Dikili bölgesi genelde diğer tatil bölgelerine göre biraz daha serin oluyor ve böyle çok yandım, öldüm bittim sıcaktan diyebileceğiniz bir bölge değil burası arkadaşlar. Mesela bir Bodrum'da sıcaktan kavrulursunuz, Fethiye de öyle. Ama mesela Çeşme de çok rüzgar alan bir tatil beldesi. Dikili de öyle. O yüzden tatlı bir böyle bir esinti var hep burada. Aranızda çok fazla sıcaktan hoşlanmayanlar varsa buraya bayılırsınız. Bu hafif esintiye. Hayat keşke hep tatilden ibaret olsa, değil mi? Keşke hep böyle deniz kenarında yaşasak, hep yaz olsa. İstekler hep böyle. Ama hayatın gerçekleri bizi bir yerde yakalıyor. Allah, bu arada da ayağıma bir şey battı. Hem de çok kötü. Adın nedir? Ben yaban, kaba, vahşi, kimi zaman küfürbaz. Dağlarda yaşayan doğa adamıyım ben. Normancıyım. Yaban filminin bir sahnesi de hanımın koyunda çekilmiş. Orası da çok güzel bir koy. Hanımın koyu vlogumuzu da mutlaka izlemelisiniz. Videolarımızı beğendiyseniz yorum yapmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyoruz. Bye.